Videoya geçmeden önce sizlere kısa bir duyurudan bahsetmek istiyorum. Kanalımıza destek olmak için ve ayrıcalıklardan yararlanmak için katılabilirsiniz. 7,5 lira ve 15 lira olmak üzere 2 tane katıl seçeneğimiz var. O zaman iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar merhaba. Evet, bugün de videomuza oyla başlıyoruz. Artık nedenini bildiğinizi düşünüyorum. Bugün Restoran Tycoon 2 oynuyoruz arkadaşlar. Oyunda kendi restoranımızı kuruyoruz ve para kazanarak restorantımızı daha çok büyütüyoruz ve Nusret olacağız bugün. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Bayağı bir kaza geldim bu arada. Şu anlık Nusret olma hayalini bir kenara bırakalım. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Şimdi oyun bize burayı al diyor. Hemen alalım. Şöyle gittik ve yeni restoran yarat diyoruz. Tamam, artıya bastık. İsim seçiyoruz hemen. Ne olsun arkadaşlar? Nasıl oldu ama Nusret. Gördüğünüz gibi buraya R'ye sıkıştırdım. Yani Roblox evi. Demek neymiş? Biz de Nusret'i kendi çapımızda açabiliyormuşuz. Tasarımımızı buradan seçiyoruz. Ne olsun? Şunu seçmek istiyorum ben. Tamam, şöyle Amerika yemekleri falan. Aa, Türkiye var. Oha, ilk defa Türkiye gördüm. Çok şaşırdım arkadaşlar. Tabii ki de Türkiye yemeklerini seçeceğiz. Köfte ve kebap gibi yemekleriyle popüler olan Türkiye, hem de İstanbul olarak adlandırılan benzersiz bir şehre sahiptir. İstanbul aynı anda iki kıtada bulunur. Asya ve Avrupa. Ay, çok güzel anlatmış ya. Çok hoşuma gitti. Hemen kilidini açıyorum. Ve birinci gün. Ve müşteriler orada. Efendim, Nusret'e hoş geldiniz. İki kişilik masa. Hemen buyurun. Şurada iki kişilik masamız var. Şimdi ne yemek alırdınız, ne arzu ederdiniz efendim? Size de hemen masa vereyim. Şöyle. İki kişilik masa, buyurun. Burada en iyisi tavuk kebap. Ay, çok güzel lan. Tavuk kebap falan diyor ya. Hemen tamam. 4 tane tavuk kebap hemen geliyor abilerim, ablalarım. Kesiyoruz şimdi. Ah, ta ta ta. Şimdi kızartıyoruz gördüğünüz gibi tavuk şişlerimizi. Şöyle kısık ateşte pişecek bunlar böyle. Şunu bir doğrayalım. Anam. Bakın gördüğünüz gibi elimde tabakla aşçılık yapıyorum. Ne kadar da şeyim ya. Usta bir şefim arkadaşlar ben. Ablam şu senin. Ablam şu da senin. Haydin afiyet bal şeker olsun. Yalnız bakın bunu çatalla bıçakla uğraşmayın. Direkt tutun şişin ucundan. Böyle ağzınıza koya koya dişinizle çeke çeke yiyin. Neyse, size öğreteceğim. Bakayım mahallemiz nasıl? Üf, mahallemiz mük ya. Vallahi bu ne? Bir de Cadılar Bayramı etkinliği var ya, çok güzel olmuş ya. Gerçekten çok sevdim. Bakayım evlere girebiliyor muyuz? Oo, ben beklemiyordum bu arada böyle bir şey. Görevler var. Oha! 20 tane Amerika yemeği servis et. Lan yürü git! Ne Amerika yemeği? Burada Türkiye yemekleri olacak lan sadece. Amerika yemeği diyor ya. Ne, bunlar bize şeker mi verecek? Bilmiyorum, galiba şeker verecekler. Bakayım. Abim şeker verse... Vermiyorlar. Ne kadar cimrisiniz. Türkiye'de de şivlilik var. Hayırdır? Tövbe tövbe. Gerçi Konya'da var sadece de. O da ayrı. Bu arada Türkiye yemeklerini nasıl buldunuz? Gerçekten zengin bir mutfak olduğunu biliyordum. Ben artık müşterilerle muhatap olmayacağım. Yeter ya. Merhaba merhaba. Hoş geldiniz. Şöyle yerinize geçin. Şöyle geçelim. Yani geçin. Şimdi şuradan artık ben bir çalışan almak istiyorum. Şef alıyorum. Çok güzel. Tamam. Bir tane şef şimdilik yeter. Tavuk kebabının... Bu ne lan? Neyse, tadına bakmak istiyorum. Tabii ki de. Şimdi tadını çok beğeneceksiniz eminim. Şöyle siparişleri alalım. Hadi çalış çalış. Çalış valla, ağzına vururum seni. Şef misin nesin? Çalış orada. Sizin notlarınızı hemen alıyorum. Tamam. Şefim çalışsanıza. Ben bunu alıyorum, ben gidiyorum. Şefim sizin çalışacağınız yok galiba. Tövbe tövbe. Hocam çalışsana. Adamı delirtme lan, çalış buradan. Boşuna mı ben para veriyorum sana? Bildiğin almıyor. Bildiğin yemek yanıyor. Tipe bak. Acaba şeyleri ben aldım diye mi öyle oldu siparişleri? Olabilir, olabilir. Şunu hemen alayım şöyle. Buyurun efendim. Afiyet bal şeker Abdülmuttalip C5 Rally Bot Flex marka olsun. Ne alakaysa artık. Vallahi bütün yemekleri ben yaptım. Allah belanı versin ya. Hemen yemeğiniz sımsıcak geliyor. Daha yeni fırından çıktı. Şöyle kesinlikle ayağımla basmadım buna. Buyurun. Tamam. İçecek arzu eder miydiniz?
Daha içecek yoktu, doğru. Siz kuru kuru yemeye devam edin. Şimdi burada yükseltmeler var. Garson tepsileri. Aynı anda birden fazla tabak taşıyabilmenizi sağlar. Oha, bu çok güzelmiş de gerek yok, ben almayayım. Bahşiş kavanozları. İnşaat modundaki bahşiş kavanozunun kilidini açar ve size biraz fazladan gelir getirir. Oha bak, bu da güzelmiş. Şimdilik bak, biz masa ekleyelim biraz buraya. Şöyle bunları toplayalım. Ha, tamam. Masa ekleyebiliriz artık bence buraya. Şu masalar diyelim ve burada masa, sandalye, ne bulursam var. Şuraya da iki tane masayı şey yapıyorum, ekliyorum arkadaşlar. Şöyle geriye sandalyeler. Hoş bir koltuklardan ekliyorum böyle. Tamam, şu parayı alalım. Alışveriş modundan çıkalım. Efendim hoş geldiniz. Sizi hemen şu köşeye alalım. Burada boş yerimiz var. İki çift olarak çok mutlu ayrılacağınızdan eminim. Haydi bakalım. Şef çalışıyor mu? Siz siparişiniz, ben alayım hemen. Tabii. Hemen alıyorum. Şefim çalışın şuradan. Bu şef neden çalışmıyor? Yoksa şey mi? Böyle bizden bakarak öğreniyor. Sonra bir level olunca artık kendisi yapmaya başlayacak. Olabilir mi? Olabilir. Gerçekten olabilir. Bak şu an bir level oldu. Hadi bakalım. Acaba çalışacak mı? Aa, yemek yanıyor. Al hadi siparişleri. Ama ben yemeği almıştım. Tamam. Yapıyor musun? Aa, vallahi yapıyor. Vay, çok güzel yapmışlar lan oyunu. Vallahi mükemmel olmuş gerçekten. İlk başta öğreniyor. Tamam. Tabii yani restoranımız küçük olunca arkadaşlar böyle oluyor sonuçta. Biz öğretiyoruz şefe. Tövbe tövbe. Şu sizin tavuk döneriniz. Tamam. Ben de yardım edeyim şuradan hemen. Yalnız her yer doldu bizim. Yani biraz daha çalışana ihtiyacımız var kesinlikle. Siz servisinizi ben alayım. Şöyle. Bunları da aldık. Oo, birinci gün bitti. Skor. Harika, 2 yeni yemek. Oha, 2 yeni yemek açmışız. Neler açtık? Baklava falan mı açtık acaba? Acaba var mı öyle? Umarım vardır. 2 tane yeni yemek aç. Lan oha! Normal menü kuzu kebap. Çocuk menü tavuk kebap. Ya çocuk menüye gerek yok. Şimdi normal menüden kuzu kebabımızı açalım. Lan baklava çıktı. Oha! Yes! Çok mutlu oldum, yemin ediyorum. Yeah boy! Baklava be, baklava. Ay, canım çekti. Şöyle haşut erecek. Isıracağım böyle. Evet, buyurun, şu sizin tavuk kebabınız. Oo, şefe bak sen. Lan şef, ne ara bu kadar ustalaştın? Bizim garson almamız şart bu arada. Böyle olmayacak çünkü. Sizin hemen bulaşıklarınızı toplayayım. Bir yandan da hemen garson alamıyorum. Tamam. Baklava mı? Uf, baklavayı alırım diyor. Sana baklavayı öğretmiş miydim? Öğretmedim ama daha ben de bilmiyorum. Sen yaparsın artık kendi tekniklerinle. Hatta ben de bir tane yapayım. Şuradan baklava mı yapıyoruz? Aynen, fırına attık. Üf. Şerbetini de dökeriz az sonra. Ay, ne kadar güzel oyun, yemin ediyorum. Çok duygulandım ya. Şöyle baklavalarınız geliyor efendim. Şu sizin. Şunu da hemen alayım. O da sizin. Afiyet, bal, şeker olsun, şerbet olsun. Sizin bulaşıklarınızı toplayayım. Kazanç artışı diye bir şey varmış. Hemen bunu alıyorum 50 Robux'a. Ucuzmuş. Bir garibime gitti bu ucuzluk. Şöyle alıyorum. Evet, ne oldu şimdi, artık daha mı çok kazanıyoruz? Herhalde öyle olacak. Şöyle siparişlerinizi alayım. Ve ikinci gün de bitti. İyi. Bir yeni yemek. İyi mi? Al işte. Ne yemek açabiliyoruz? Uy, köfte. Tabii ki de köfte. Çocuk menüsüne daha... Bir dur biraz sen. Ve üçüncü günü de bitirdik. İyi demiş yine skorumuz. İyi. Ve bir tane yeni yemek açılmış. Bakalım yeni yemeğimiz. Oo, lokum. Bu çocuk menüsünü bir türlü açamayacağız ya. Lokum. Bakın böyle çok çeşit görünce bir garip oluyorum ya. Neyse, şu çocuk menüsünü artık alalım ya. Çünkü çocuk menümüz olsun artık. Bu arada şey alıyorum, 250 paraya bahşiş kavanozları alıyorum. Böylece fazladan gelir elde edebiliriz. Şunu şuraya koyabiliriz bence. Nasıl yer? Gayet güzel. Yalnız burada 0 para yazıyor. Bunu kim koydu? Süs olsun diye biz mi koyduk? Şuraya bir tane televizyon gider be. Vallahi gider. Biraz pahalı yaklaştı ama olsun be. Evet, 5. günümüzü de bitirdik ve skoru harika bir şekilde bitirdik ve 2 tane yeni yemek açmışız. Bakalım neler açmışız. Oo, lokum açmışız. Lokum. Güzel. Şu lokumu alalım. Artık tatlı kategorimize lokum da eklendi. Baklavamız vardı ve lokum da eklendi. Harika oldu. Vallahi tam Türk mutfağı oldu ya. Şuradan bahşişleri de toplayalım. Oo, 9 lira bahşiş gelmiş. Güzel.
güzel. Efendim afiyet olsun. Turkish Delight'larımızı nasıl buldunuz? Rengarenk Turkish Delight'larımız çok güzeldir. Afiyet bal şeker olsun. Oo, bu masada 18 para birikmiş. Hemen alalım. Oha, kavanozda da 5 para birikmiş. Zengin olduk yine. Bugün de yırttık. Şu lokumu da şuna verelim. Afiyet bal şeker olsun. Şu bulaşıkları alalım. Şunları şuraya oturtalım. Ulan ne kadar da serileştim. Vallahi mükemmel ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık dünya geneline doğru açılmaya başlıyoruz. Artık başka ülkelerin mutfaklarını da keşfetmeye başlayacağız. Ben diyorum ki İtalya'yı açalım. Böyle pizzası falan var. Güzel olur. İtalya nerede? Oğlum bir sürü de ülke var ha vallahi. Bu ne böyle? Şöyle. Anam İtalya şurada. Heh. Bak bunu alalım diyorum. Kilidini açtım. Güzel. Böyle pizzamızı da artık yapmaya başlayabiliriz. 7. günü de bitirdik. Yeni yemek açıyoruz. Ooo, bolognese soslu spagetti ve peynirli pizzanın çocuk menüsü. Ben çocuk menüsünü seçiyorum arkadaşlar. Çünkü çocuk menümüz çok az. Yani hatta bir tane çeşidimiz var. O yüzden bunu seçtim. Bence yerinde bir karar oldu. Arkadaşlar 600 para biriktirdim ve kart ödemelerini alacağım. Bu özellik sayesinde müşterilerin yarısından para almayacağım direkt. Yani bize gelecek. O yüzden toplamamıza gerek kalmayacak. O yüzden aldım. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Neyse arkadaşlar, bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer bu oyunu sevdiyseniz like atarak bunu belirtebilirsiniz. Ve iyi tatiller diliyorum.